Evet arkadaşlar, merhabalar bu arada. Eşimin isteği üzerine şekerpare yapacağım bakalım bugün. Şöyle bir tencereye arkadaşlar 4 su bardağı şeker kattım önce. Yani şu su bardağıyla kattım. Şimdi 4 su bardağı üzerine su koyacağım. Şöyle getireyim. Ölçüm. Tarifi internetten aldım. Sadece bir değişiklik yaptım. Onu da ilerleyen zamanda gösteririz. Şöyle 4 su bardağı da suyunu koydum. Ve bunu ateşe ocağa aldım arkadaşlar. Şöyle de limonun şu uç kısmından kestim. Şöyle birazcık da limon suyu ekledim. Şimdi şekeri eriteceğim biraz. Şöyle. Evet, şimdi şerbetim burada kaynıyor. Şerbetimi bir 5-6 dakika falan kaynatacağım. Ne koydum? 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. 4-5 damla da limon koydum. Kaynıyor şu an arkadaşlar. Fukur fukur 5-6 dakika kaynasın. Orada ben hamurumun malzemelerini hazırladım. Şurada 3 su bardağı un var. Yine bu su bardağıyla şu tarz. 3 su bardağı unum var. Burada 1,5 çay bardağı pudra şekeri. Şöyle ben su bardağına koydum. Herhalde zaten 1,5 çay bardağı falan vardır burada. Burada da 2 çay bardağı irmik var arkadaşlar. Şöyle 2 çay bardağı. Bu arada ben çay bardağımı göstereyim. Benim ölçüm şöyle. Hani küçük çay bardakları, en küçük boyları değil de. Şöyle çay bardağım. Bir tane şekerli vanilyam, bir tane hamur kabartma tozum. Değişiklik yaptım demiştim başta. Şöyle ölçüde şey yazıyordu tarifte. Yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı da karbonat kullanın diyordu. Ama ben karbonat olmadığı için şöyle bir tane kabartma tozu kullanacağım, bir paket. Burada da yumurtalarım var. 2 tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını ayırdım arkadaşlar. Üzerine süreceğim. Hatta onu şuradan çekelim. Şöyle. Bir de oda sıcaklığında beklemiş tereyağı. Yani artık sana yağı işte kullanıyoruz. O şekilde. Şöyle sana yağımı kaba koydum arkadaşlar. Şöyle unumu da dökeyim içine. Bu arada şerbetimi söndürdüm. Balkona koydum dışarıya. İyice soğusun. Çünkü sıcak fırından çıkan şekerpareleri soğuk şerbete dökeceğiz. Şöyle unla bir önce yoğuralım bakalım. Ellerim temiz arkadaşlar bu arada. Tırnaklarım da uzun falan değil. Eldiven kullanma gereği duymuyorum. Kınayanlara doyurulur şimdiden. Şöyle yoğurmaya başladım. Hala yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bütün malzemelerimi attım içine. Şu an vanilyamla ve kabartma tozum kaldı. Ama bu bence biraz daha un gerektiriyor. Biraz daha un katacağım ben içine. Evet, ben biraz daha un ilave ettikten sonra iyice yoğurdum hamurumu arkadaşlar. Şöyle tezgahımı aldım. Şöyle bir hamur ile elde ettim. Yani nasıl desem size, yumuşacık kulak memesi kıvamında. Böyle oyun hamuru gibi. Şöyle. Şöyle bir hamur elde ettim. Evet arkadaşlar, şuraları biraz toparladım. Canlar. Şöyle tepsimi de yağlı kayıt işte kopardım. Şimdi tek elimle yapabilir miyim bilmiyorum. Gösterebilir miyim bilmiyorum da. Şöyle bir deneyeceğim. Ceviz büyüklüğünde arkadaşlar. Şöyle şu kadar. Yani gerçi yine bu da size kalmış bir şey de. Normalde elimde yapacağım ama burada şimdi size bir görmeniz için göstereyim dedim. Şöyle.
bir şekil vermeye çalışacağım bakalım. Şöyle bir şekil vermeye çalıştım. Tek elle bu kadar oldu. Hem sizler de görün istedim. Şöyle yağlı kağıdımı serdim. Bunları böyle arkadaşlar koyacağım. Ondan sonra yumurtanın sarısını bir güzel üstüne bulayacağım. Şu ilk tepsim hazır. Şöyle bir tepsi çıktı. Çok sıkıştırmak istemedim. Hani olur ya böyle puf 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 kabarırsa birbirine yapışmasınlar diye. Yani zaten ikinci bir tepsiye gerek olacaktı. O yüzden çok da sıkıştırmak istemedim. Şu kadar daha bir hamurum var. Onu da ikinci tepsimi yapacağım. Şöyle şimdilik bunu yumurta sarısını süreyim arkadaşlar. Hem size de göstermek amacıyla. Siz de görün. Küçük fırçalar her zaman iyi oluyor işte. Böyle kurabiyeler için falan. Şöyle. Bir güzel. Böyle üzerine çatal falan yapacağım mı? Hiç cesaret edemiyorum öyle şeylere. Bakalım bir denerim şimdi. Herhalde yumurta sarısını sürdükten sonra da olur. Şöyle sürebildiğim kadar sürüyorum arkadaşlar. Artacak bile yani yumurtamın sarısı. O yüzden bol bol süreyim de bari çöpe gitmesin. Evet, birinci tepsimi fırına vermiş bulunmaktayım. Şu da ikinci tepsim arkadaşlar. İkinci tepsimde bayağı çıktı yine. İnşallah, umarım güzel kabarır. İnşallah güzel olur. İlk tepsim çıktı. Tam istediğim gibi oldu. Çok güzel kabardı. Şöyle göstereyim. Çok güzel kabardı. Üstüne verdiğim şekiller de bayağı başarılı bence. Böyle bıçakla kesikler attım üzerlerine. Yumurta sarısını sürdükten sonra bayağı başarılı oldu ya. Aa, çok hoşuma gitti. İkinci tepsimde pişiyor bakalım. İlk tepsimi şöyle bir borcama aldım. Şöyle yuvarlak bir borcama aldım ilk tepsimi. Şerbetini de döktüm arkadaşlar. Vallahi müthiş gözüküyor. Şöyle kapak olarak da tepsisini kapatacağım. Bu böyle beklesin. Bu da ikinci tepsim arkadaşlar. Bu da çıktı. Bu da gayet başarılı. Bunun da şerbetini döktüm bir güzel. Yine şöyle tepsisini de üzerine kapak olarak kapatıyorum ve bekleteceğim. Evet arkadaşlar, şekerparelerim hazır. Hepsini şerbetine yaptım. Bekliyorlar, dinleniyorlar. Bugünlük de bu kadar. Oğlum bay bay de. Bay bay. Öpücük at bir de. Bize afiyet olsun. Sizler de yaparsanız sizlere de afiyet olsun. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay de. Bay bay. Sen de bay bay de. Tamam, ben de bay bay diyeyim. Oh, aşk aşk. Sen de. Ben de öpücük attım.